gerisinde? Yani bunu cümle lafız olarak geçmez tabii ki ama ortaya çıkan manzaraya baktığımızda yani vaziyet şu an Suriye'de gördüğümüz vaziyet bize aslında bunu anlatıyor. Yani sadece Suriye meselesine İsrail'in çıkarları odaklı bir yaklaşım. Çözüm getirmeyeceği ya zaten çözüm gibi bir derdi Amerika'nın olup olmadığı da çok tartışmalı da sonuç getirmeyeceği diyelim yani istediğinizi de elde edemezsiniz böyle bir yaklaşımdan o meydana çıkıyor hocam çok güzel ifade ettiler yani işte Astana süreci bitti bitmedi derken bu anlamda Amerika'nın bölge için çizdiği ve Suriye için çizdiği rotanın yol haritasının ne duruma geldiğini biliyoruz. Yani işte asker çekme açıklaması yapıp kendi askerini bile çekemeyen böyle bir karmaşa içerisinde bir Suriye politikası var. Evet, Suriye'de hala işler çok karışık. İşte İdlib'de hala tehlike çanları çalıyor. Hem oradaki insanlar için tehlike çanları çalıyor, hem Türkiye'nin çıkarları için tehlike çanları çalıyor. Evet, işin diplomatik boyutu da oldukça karmaşık. Ama tüm bu zorluklar içerisinde baktığınızda baştan beri istikrarlı bir şekilde yürüyen ve ortaya somut bir şey koyan tek çaba, tek girişimde Türkiye, Rusya ve İran'ın beraber yürütmüş oldukları işte Astana süreci dediğimiz o sürecin olduğunu görüyoruz. Yani hem burada anayasa noktasında diplomatik çözüm anlamında bir mesafe kat ediliyor. Hem de o iş hale yola geldiğinde yani şu an somutlaştı birazcık daha bu komiteler vesilesiyle bu anayasa süreci ama onlar da çalışmaya bir şeyler üretmeye başladığında da görüyoruz ki bu irade onun sahadaki karşılığını da yapacak. Yani bir anayasa sürecine nezaret edip bir anayasa sürecini destekleyip o anayasanın öngörmüş olduğu toprak bütünlüğünü sahada askeri anlamda askeri tedbirler noktasında desteklememek gibi bir şey mevzu bahis değil. Tüm bunlara baktığımızda bunlar aslında yani bu çizdiğimiz tabloda evet bildiride Amerika defol git yazmıyor ama bu çizdiğimiz tablonun neresinde Amerika var derseniz bu tablonun ben bir yerinde Amerika'yı göremiyorum. Şimdi